Korkunç bir şey bu. Ne diyorlar buna? Tüfenk diyorlar. Şuradan barut derler, patlayıcı bir toz konuyor. Üstüne de bir kurşun tanesi barut iyice sıkıştırılıp yerleştirildikten sonra şöylece düşmana doğru çevriliyor. Şuraya parmakla basılıyor. Patlayan barut kurşun parçasını olanca hızıyla ileri fırlatıyor. Fırlatınca da gördüğünüz hayvan ne hale geliyor. İnsana da tesirli mi bari? Ortası delikli bir demirin insana ne zararı olur ki? Kes be! Denemesi bedava. Kaldır kolunu. Elini de aç bakalım. Ver öbür tüfengi. Nasıl kıvrandırdı? Bu kalbe gelirse kıvranmaya ne hali kalır ne de vakti. Nadide şallar, Hint kumaşları, mücevherler hepsi baş üstünde bulunmaz eş emsali olmaz hediyeler. Ama bu tüfenk yok mu bu tüfenk? Bu tüfek bizi kainatın başı üstüne çıkaracak. Bizim ilde Türkan Sultan'ın eşsiz güzelliği hakkında öyle şeyler anlatıldı ki babam ne hediye götürsen azdır dedi. Türkan Sultan da senin şöhretini işitti. Eli boş gelsen de kalbindeki yerin hazırdı. Günleri iple çekti. Seni dört gözle bekledi. Öyle mi? Evlenme müjdesini babana iletebilirsin. Babanla birleşelim bir. Şu köroğlu şeytanını ortadan kaldırıp sulhe sükuna kavuşalım iki. Ondan sonra 40 gün 40 gece düğün. Önce düğünü yapalım. Sinek kadar değersiz bir eşkıyanın varlığı, birbiri için çarpan iki kalbi, sevdalarından çılgına dönmüş iki genci ayrı tutmaya sebep mi ki? Ne oluyor? Sultana karşı kabalığımı mazur görün bey, ama kaçarken yakaladım. Bir sultana karşı nasıl zor kullanabilirsin? Adı zalim, ruhu şeytan bir adam her şeyi yapar. Geldiğimi duymadın mıydı güzeller güzeli? Duyduğum için kaçıyordum. Hani beni dört gözle bekliyor, delice seviyordu. Kadınların saati saatine uyar mı? Götürün kapatın odasına, aklı başına gelir. Yarın gene akıllıca düşünmeye başlar. Bari emret de zindanda zincire vursunlar amca. Gözlerime mil çekerlerse belki yüzünü görmeyeceğim bir adamla daha kolay evlenirim. Götürün. Durun. Türkan Sultan'ın bu tahtın gerçek varisi olduğunu unutuyor musunuz? Onu bir köle gibi nasıl sürükletebilirsiniz askerlere? Aklının erdiğinden ötesine karışma vezir. Derhal düğün hazırlıklarına başlansın. Karaman Bey'in oğluna yakışır eşsiz bir düğün düzenlensin. Çabuk, ne duruyorsunuz hala?